Merhaba, selam. Arkadaşlar, merhaba size bu geceden, hafta sonunda şöyle bir dolaştık kızımla. Güzel bir içimiz açılsın dedik, hava çok güzeldi, pırıl pırıl güneş vardı, dolaştık, gezdik biraz. Ondan sonra da akşam eve dönerken gece, kızım dedim bir de küçük bir market alışverişi yapsak. Yaptık alışverişimizi de taşıdık şimdi yukarı. Ben çoktandır alışveriş vlogu size çekmedim. Hadi bu sefer de bir alışveriş vlogu çekelim sizlerle. Hemen şöyle 3-5 tane sebze aldık. 1-2 tane eksiği tamamladık. Çok uzun süredir toplu alışveriş yapmıyorum. O Covid döneminde toplu alışverişlere başlamıştık. Hepimizin yaptığı gibi. Artık biteni alıyorum. Şimdi bir de kızımla ikimiz kaldık. Azıcık yemek yapıyoruz. Bize yetiyor artık. Çok fazla alışverişe de ihtiyacımız yok. Şimdi böyle bir şeyler aldık. Aldıklarımı size hemen şöyle bir göstereyim. Küçük kısa bir alışveriş vlogumuz olsun bu da. Şuradan başlayayım. Şimdi çamaşır suyum bitmişti. Domestos'un şöyle büyük ekonomik boy çamaşır suyunu aldım. Beyazını aldım. Yeşilini almıştım, mavisini almıştım ama böyle beyazını almamıştım. Umarım memnun kalırım. İlk kez bu beyazını aldım. Şöyle kenara koyayım. Bunları daha sonra yerleştireceğim. Yağım bayağı bir azalmıştı. Yarıdan aşağıda şöyle filan evdeki bitmeden alayım da dedim. Arkadaşlar 72 liraydı. Yanılmıyorsam 72 ve 2 adet almakla sınırlıydı markette. Hani 3 tane yağ alacağım desem vermiyor. Ne günlere kaldık. Arkadaşlar ne günlere kaldık. Çok pahalı. Şuradan ağır olanlardan başlayayım ben. Biraz şöyle 3-5 kilo. Ne kadar bu? Doğru bilmişim. 3 kilo 800. 4 kiloya yakın. Patates, bir güzel onları sebzeliklere dolduracağım. Burada ne var? Biraz kapya biber. Baktım böyle iyicelerini seçmeye çalıştım. Çok güzel değillerdi ama karışıklardı. Patlıcanlar, biraz patlıcan böyle 7-8 tane var sanırım patlıcan. Çok güzeldi. Aslında almayı düşünmüyordum bu sefer patlıcan ama alayım dedim. Çok güzeller. Tazecik bir şeyler yaparız. Ne yaparız bilmiyorum. Orta boyunu aldım. En azından dedim bulunsun. Bir şey yapılır. Bulunur. Biraz sebze ağırlıklı oldu bu seferki alışveriş. Çünkü evde hiçbir şeyim. Bir tek soğanım kalmıştı. Bir tane iki tane de limonum kalmıştı. Bir tane böyle lahana. Küçük boyunu tercih ettim. Oradakilerin içinde en küçüğüydü. Yemeklik aldım. Biz yemeği çok seviyoruz ve aynı zamanda da beyaz lahananın salatasını çok severek yapıyorum ben. Tabii ki mor lahana da aldım. Mor lahana. Arkadaşlar. Minik minik bu kırmızı turplardan aldım. Tazeydiler. Baktım. Alayım dedim. Soyup yiyorum arada. Çok da faydalı biliyorsunuz. Buradan mandalina. Mandalinamız var biraz. Şimdi elma. Elmalar buradaymış. Şöyle geçireyim. Evet. Kırmızı elmalardan biraz aldım. Atıştırmalık. Havuç. Havuçlar da çok güzeldi. Anne havuç ister misin dedi kızım. Havuçların yanındaydı o. Ben doldurdum o tarttırdı. Havuçlar ona yakındı. Havuç var anne ister misin dedi. Baktım taze. Dedim alalım. Biraz da havuç alalım. Çünkü pırasa almıştım. Pırasa yemi yapacağım. Bu senenin ilk pırasası olacak. Böyle havuçlu filan bol limonlu yemeğini yaparız. Börek falan yapmayalım dedik. Böyle çok özlediğimizde böreğini de yaparız. Birazcık pırasa aldım.
Havucu da pırasa için aldım. Bir üç tane de limon ilave ettim. Evde az limonum vardı. Bir üç tane de limon. Salatalara. Bir marul. Şöyle. Çok güzeldi o da. Marul. Sonra burada neler var? İki tane poşetimiz kaldı. Şimdi arkadaşlar birazcık böyle paketlenmiş ceviz aldım. Şener'in kuru üzümünü aldım. Böyle. Şener'in yine kayısısını ve kuru incirini. Bu da Şener. Evet, Şener. Bu da Şener. Böyle arada öğün arasında atıştırmalık niyetine güzel oluyor böyle. 3-5 3-5 atıştırırız. Ondan sonra iki tane içimin sütünü aldım. Nasıl? Almışım yağlısından. Eskiden bir ara çok yarım yağlı aldım fakat çok sağlıklı olmadığını söylemeye başladı ya doktorlar ve uzmanlar. Ben de artık şey yapıyorum. Normal yağlı süt alıyorum. Hatta burada süthanemiz var. Süthaneden de denk geldiğimde alıyorum. Daha güzel oluyor. Daha yağlı, daha kaymaklı oluyor. Bir kutu salça aldım. Salçam bitince yedekte bulunsun istedim. Yediğim kalmamıştı. Ve yine yedeklerden zeytinim. Meşhur benim çok sevdiğim kuru sele zeytini. Zeytinin her çeşidini severim de tuzlu ya yiyemiyorum. Bu kuru sele tuzu az oluyor. Daha bir yiyorum. Diğerlerini yediğimde tansiyon fırlıyor. Ondan sonra böbreklerden dolayı da vücudum şişiyor tuzdan dolayı. Ne yapıyorum? Ben de çok onlardan almamaya çalışıyorum. Halbuki çok seviyorum. Yeşil zeytini, siyah zeytini, salamura bayılırım da. Bir tane tel şehriye de arpa şehriye. Çorbalarıma kalmadı kullanmak için. Şöyle. Burada da kulak pamuklarımızdan aldık. İki tane böyle Dove yüz sabunu. Yüzümü yıkamak için yüzümüze kullanıyoruz. Kokusuna bayılıyorum. Bu arada bir de şey, Nivea kremim çok azalmıştı evde kremimiz. Nivea Soft kullanıyorum çoğunlukla. Yoktu. Baktım markette kozmetiklerin arasında yoktu. Krem olsaydı bir tane Nivea krem alacaktım. Başka sefere, başka yerden. Bu da aseton oje çıkarmak için. Asetonumuz bitmek üzereydi. İki tane ıslak mendil. Slip'inin. Seviyorum ben bu Slip'inin. Bir zeytinyağlısını alıyorum, bir de bunu alıyorum. Güzel. Şöyle bırakayım onu da. Bir paket pamuk. Geçen sefer makyaj temizleme pamuğu almıştım. Bu pamuktan yoktu. Normal pamuk. Onu da alayım bulunsun dedik. Diş macunu. Parodontax. Tam korumaymış. Kızıma dedim sen seç. Anne dedi alayım mı? Al anneciğim dedim. Bunu kullanıyoruz. 3-4 oldu bunu kullanıyoruz şimdi bu ara. Memnunuz. Ondan sonra bir alana bir hediyesi varmış. Ağız çalkalama suyu alacaktık. Diş için. Listerin. Diş ve diş etleri için çeşitleri varmış. Burada da yazıyor. Beyazı, pembesi, yeşili. Ne özelliği olduğunu bilmiyorum ama. Bu da beyaz dişler içinmiş. Yok bir etkisi. Dişi beyazlatmadı ama muhakkak diş eti sağlığı için, dişler için faydası muhakkak var. Ağız çalkalama suyu. Denemiştik çünkü beyazlayacak mı diye. Yok. Diş yapım benim genel zaten şey kemik yapım böyle. Odun odası fırçalasam da krem gibi dişlerim beyaz değil. Beyaz kil maskesi. Bunu kızım aldı. Üçü bir arada Nivea'nın maske peeling temizleme. Şöyle bırakayım onu da. Cifemin biri bitmişti. Bir tane daha aldık. Limon kokulu. Çok seviyorum ve sürekli elimin altında bu benim.
Her yere kullanıyorum. Banyoda ayrı duruyor, mutfakta ayrı duruyor, yedekte ayrı duruyor. Mümkün olduğu kadar bulunduruyorum. Bir tane bulaşık deterjanı aldım. Fairy'nin limonlusunu almışız. 22 liraydı. Gri olanı. Çok güzel o. Bir kere almıştım. Bunlar 17,90'dı. Daha uygun diye bunu aldım. Dedim vermeyelim. İşte 4 lira, 5 lira fark var arada. Aldık. Böyle aldıklarım arkadaşlar işte bunlar. Vallahi yalan söylemeyeyim. Kişi çantamda bir koşu alıp geleyim ben şimdi. Fişi. Çantadan fişi aldım. Geldim. Keşke de arkamdan bıdır 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 bıdır. Ne geliyorsun sen dedim. Ne geliyorsun arkamdan? Bu seferki market hepsini aynı fişte kesti. Diğerleri bizim buradaki market temizlikleri ayrı kesiyordu. Sebzeleri ayrı kesiyordu. Bu öyle yapmadı arkadaşlar. Bu alışverişim 547 lira 11 kuruş tutmuş. Ne var işte birkaç tane sebze, yemeklik patates, patlıcan, biber, pırasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sebze ve 2 tane, 3 tane meyve. Birazcık temizlik malzemesi. Deterjanı yok içinde. Daha bir sürü ıvır zıvır yok. Yani şimdi büyük alışveriş yapsak kim bilir kaç para tutacak. Neyse. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Alabildik. Allah kimseyi muhtaç etmesin. Ya Rabbim aratmasın. Evet arkadaşlar. Bugün böyle bir alışveriş videosu olmuş olsun sizlere. Umarım başka videolarda tekrar bir arada oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.